Merhaba arkadaşlar. Dilerseniz bir testle başlayalım. Şimdi size bir kelime listesi vereceğim. Siz de o listedeki kelimeleri ezberleyeceksiniz. Sonra da hatırlayıp hatırlamadığınızı soracağım. Burada yazmayın, sadece dinleyin. Evet. Hazır mısınız? Evet, hadi başlayalım şimdi. Uğur böceği, televizyon, yol, leylek, kitap, uçak hamburger, bahçe. Yastık, pencere, fırın, gezegen, araba, çatal. Evet, gelimeler bunlar. Bunlara daha sonra geri döneceğiz. Şimdi geri alımdan söz edelim. Bir şeyi uzun süreli hafızanızda alıp çalışan hafızanıza, yani bilinçli farkındalığınıza getirdiğinizde yaptığınız şey geri alma eylemidir. Muhtemelen hayatınız boyunca birçok kez deneyimlemişsinizdir. İsimleri, doğum günlerini, adresleri filan hatırlama sürecinde bilgileri geri alma yeteneğinizi etkileyen birçok etken söz konusudur. Öncelikle belli başlı geri alım yöntemlerini zordan kolaya doğru bir sıralayalım. Evet, serbest hatırlama, ipuçlu hatırlama ve tanıma. Şimdi kelime listemize geri dönelim. Saydığım kelimelerden hatırlayabildiğiniz kadarını bir yere yazın veya sesli bir şekilde sayın. Şimdi siz uğraşırken ben buraya bir şey çizeceğim. Evet, az önce yaptığınız şey. Hoş hala da yapıyor olabilirsiniz gerçi. Serbest hatırlamadır. Herhangi bir ipucu veya belli bir sıra olmaksızın bir dakika önce öğrendiğiniz kelimeleri saydınız. Serbest hatırlamada genellikle ilginç bir düzen söz konusudur. Mesela, Uğur Böceği'ni hatırladınız mı? Peki ya televizyonu, yolu? Listedeki ilk üç kelime bunlardı ve insanlar genellikle listelerin ilk maddelerini hatırlama eğilimindedir Özellikle de bunun bir hafıza testi olduğunu baştan biliyorlarsa Bu listeyi oluşturan ilk maddelerin hatırlanma olasılığının yüksek olmasına öncelik etkisi deniyor Peki ya gezegen, araba ve çatal sözcükleri bunları hatırladınız mı? Bunlar da listedeki son üç kelimeydi. Ve insanlar listelerin son maddelerini daha iyi hatırlama eğilimi gösterir. Buna da sonralık etkisi adı veriliyor. Listeyi okuduktan hemen sonra dikkatinizi başka bir yere çektiğim için sonralık etkisi kendisini pek fazla belli etmemiş olabilir. Okuduktan Hemen sonra kelimeleri saymanızı isteseydim daha belirgin olurdu. Bir listeyi oluşturan ilk ve son maddeleri gayet iyi hatırlamamıza rağmen arada kalan maddeleri genelde net hatırlayamayız. Bu yüzden mesela bahçe ve yastık kelimelerini hatırlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Bunlar listenin tam ortasındaki kelimelerdi. Arada kalan maddeleri hatırlamanın zorluğuna özel bir isim verilmemiş arkadaşlar. Özetle ilk ve son maddelerin hatırlanma olasılıkları daha yüksek ve bu durumlara sırasıyla öncelik ve sonralık etkileri adı veriliyor. Oluşan bu eğrinin adı sıralı konum eğrisi. Listenin başındaki maddeleri iyi, ortasındakileri kötü ve sonundakileri yine iyi hatırlamamıza ise sıralı konum etkisi deniyor. İşte serbest hatırlama bu. Peki ya kelimeleri hatırlayabilmeniz için birer de ipucu verseydim? Mesela öğrendiğiniz kelimelere göre boşlukları doldurun deseydim, işiniz çok daha kolay olurdu. Örneğin G. nokta nokta yazsaydım, gezegen sözcüğünü çok daha kolay hatırlardınız. Evet, bu tür testlere de ipuçlu hatırlama testleri deniyor. Yine belli şeyleri hatırlamanız bekleniyor ama bu kez size yardımcı olacak ipuçları veriliyor. İpuçlu hatırlatma testlerinde alınan puanlar genellikle serbest hatırlama testlerinden daha yüksektir. Çünkü ipuçları uzun süreli hafızadaki bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Son olarak tanıma testimize geçelim. İnsanlar bu 3 test sırasında en yüksek puanı tanıma testlerinden alıyor. Test şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet, şimdi size iki kelime veriyorum. Ne olsun bunlar? Mesela çatal ve bıçak olsun. Ve hangi kelimeyi daha önce duyduğunuzu soruyorum şimdi. Burada ipuçlu hatırlatma testinde olduğundan bile daha fazla ipucu var. Kelimenin bir kısmı değil, tamamı veriliyor. Böylece doğru kelimeyi hatırlama olasılığınız daha da artıyor.